Hoş geldiniz kahraman kardeşlerim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülberem. Bugün inşallah dördüncü sözün üçüncü bölümünü işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Hazırız Gülberem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Biadedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İşte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim. O hakim ise Rabbimiz Halık'ımızdır. O iki hizmetkar yolcu ise biri mütedeyyin namazını şevk ile kılar, diğeri gafil namazsız insanlardır. O 24 altın ise 24 saat her gündeki ömürdür. O has çiftlik ise cennettir. O istasyon ise kabirdir. O seyahat ise kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre, takka kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede kat ederler. Bir kısım ehli takva berk gibi 1000 senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi 50 bin senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Kur'an-ı Azimüşşan şu hakikata 2 ayet ile işaret eder. O bilet ise namazdır. Bir tek saat 5 vakit namaza abdestle kafi gelir. Evet, şimdi okuduğum kısmı sizden de dinleyelim. İşte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim. O hakim ise Rabbimiz Halık'ımızdır. O iki hizmetkar yolcu ise biri mütedeyyin namazını şevk ile kılar, diğeri gafil namazsız insanlardır. O 24 altın ise 24 saati her gündeki ömürdür. O az çiftlik ise cennettir. O istasyon ise kabirdir. O seyahat ise kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre, takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede kat ederler. Bir kısım ehli takva berk gibi 1000 senelik yolu bir günde keser. Bir kısım da hayal gibi 50 bin senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Kur'an-ı Azimüşşan şu hakikati 2 ayetiyle işaret eder. O bilet ise namazdır. Bir tek saat 5 vakit namaza abdestle kafi gelir. İşte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim cümlesinde üstadımız hem namaz kılmayan adama hitap ediyor hem de kendi nefsine namazdan hoşlanmayan nefsim diyor. Bu nasıl oluyor Gülderem? Hazreti Yusuf Aleyhisselam Allah'ın bir peygamberi, insanlara gönderdiği bir elçisidir. Gençliği ve güzelliğiyle sınav olmuş ve sınavı en güzel bir şekilde başarmıştı. O Kur'an-ı Kerim'de geçen Yusuf Suresi 53. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Muhakkak nefis daima fenalığı emreder, kötülüğü ister. Yani nasıl ateşin tabiatında yakıcılık varsa, suyun tabiatında akıcılık varsa, taşın tabiatında sertlik varsa, nefsin de tabiatında kötülüğü istemek, kötülüğe yönlendirmek vardır. İşte sevgili üstadımız Bediüzzaman Hazretleri Yusuf Aleyhisselam'ın nefis hakkında söylediği bu söze ittiba ederek, uyarak, bu ayeti kerimeye dayanarak nefsin namazdan hoşlanmadığı gerçeğini bize bildiriyor. Bediüzzaman Hazretleri bu sıfatı kendisi ve şahsiyeti için kullanmıyor. Nefis için kullanıyor. Burada 2 sonuç çıkıyor ortaya. Birincisi, Üstad Hazretleri bu eseri öncelikle kendi nefsi için yazmıştır. İkincisi, buradaki muhatap nefistir. Peki bu cümleyi okurken nasıl anlayacağız? Bunlar bizdeki nefsin fısıltılarıdır. Bu ders üstadımızın kendi nefsiyle birlikte bize hitaben verdiği önemli bir derstir. Çünkü sadece söylememiş, yazmış da. Peki yazmış, kime yazmış? Bize yazmış. Niye yazmış? Nefsimizin özelliklerini iyi bilelim ve ona göre dikkatli olalım diye yazmış. Çünkü insan nefsi günah işlemeye meyillidir. Üstadımızın bize olan şefkatine bakın ki biz nefsin tuzağına düşmeyelim diye bize şefkat ve merhametinden dolayı yazmış. Ta ki nefse uyup da ahiretimizi kaybetmeyelim.
O hakim ise Rabbimiz halkımızdır. O iki hizmetkar yolcu ise biri mütedeyyin namazını şekle kılar. Cümlesinde şekle namaz kılmayı biraz daha açabilir misiniz Güldedem? Pekala Ömer Faruk Efendi, o zaman iyi dinle. İnsan namaz kılmanın önemini anlayınca bu farzı işlemek üzere namaza başlar. Namazı şartlarını yerine getirerek kılar. Bu durumda hem ibadeti kabul edilir hem de sorumluluktan kurtulmuş olur. Ancak namazdan alacağı feyzin ve sevabın derecesi namazı şevkle kılmasına bağlıdır. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Hatırlarsanız sevgili üstadımız, namaz bir define anahtarı hükmündedir demişti. Madem namaz bir definenin anahtarıdır, insan bir defineye aşkla, şevkle koşarak gider. Kabe'ye yönelen herkes kendini huzurda bulur. Namazı şevkle kılmaya, ihlasla kılmaya, günahlardan sakınarak, takva dairesinde yaşayarak namaz kılmaya ne kadar muvaffak olursak aldığımız feyiz ve sevap o derece artar. Burada sevgili üstadımızın şevk dediği Allah'ın huzuruna kabul edilmesi için insanın koşa koşa gitmesi lazım. Padişahın huzuruna kabul edildiğimizde yavaş yavaş üşenerek mi gideriz? Hayır, koşa koşa gideriz. Üstadımızın şevk dediği Cenab-ı Hak huzuruna kabul edeceği, ona ihtiyacını bizzat arz edeceği, onun kelamıyla ona hitap edeceği çok büyük bir fırsattır. Böyle bir fırsat eline geçmiş olan insan üşenerek değil, şevkle namazı kılar. Diğeri gafil, namazsız insanlardır. Bu cümleyi biraz açar mısınız Güldedem? Abdullah Arda, siz de iyi dinleyin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, kim namaza devam ederse o namaz kendisine kıyamet gününde nur, kılavuz ve kurtarıcı olur. Buna karşılık namazına önem vermeyenlere ne nur, ne kılavuz ve ne de kurtarıcı olur. Böyle bir kimsenin kıyamet günü arkadaşları Karun, Firavun, Haman, Übey İbni Halef olur. Namazı terk etmek Allah'a isyandır. Ondan uzaklaşmak, ona sırt çevirmek, ondan kopmaktır. Namaz kılmamak insanın imanını zayıflaştırır, dini duyarlılığını azaltır, günahlara karşı daha istekli ve korumasız olur. Çünkü namaz koruyucu hekimdir, günah mikroplarına karşı koruyucudur. Namazı hiçbir mazeret olmadan kazaya bırakmanın cezası çok büyüktür. Namaz kılmamak cehennem azabını hiçe saymak demektir. Bir kibriti yaksak sadece çöp sönünceye kadar elimizi ateşine tutmaya kalksak acaba dayanabilir miyiz? Abdullah, dayanabilir miyiz? Hayır. 100 derece kaynayan suya elimizi sokabilir miyiz? Hayır. Peki Allah'ın azabına karşı lakayt kalabilir miyiz? Hayır. Çare nedir? Çare hemen tövbe edip Allah'a sığınıp namaza 4 elle sarılmaktır. Çünkü Rabbimiz merhametlilerin en merhametlisidir. Tövbeleri kabul edendir. O 24 altın ise 24 saat her gündeki ömürdür. O has çiftlik ise cennettir. O istasyon ise kabirdir. Cümlesini biraz açar mısınız Güldedem? Bu hususta geçen derste konuşmuştuk Şirin yavrum. Madem sordun sualinize cevap verelim. Meşhur bir söz vardır. Talha. Ne diyor? Et tekraru ahsen velev kâne 180 demişler. Yani tekrar güzeldir 180 kere de olsa. Bak Allah'ın şirin kulu Talha. Bize verilen her günkü 24 saatlik ömür 24 altın gibidir. Nasıl altının kıymetini biliyoruz? İşte altın gibi zamanımızı da iyi değerlendirebilirsek ebedi saadeti, ebedi huzuru ve Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanabiliriz. Geçenlerde Erzurum'da bir saatçiye uğradım. Niyetim bir saat almaktı. Saatçi de tatlı bir insandı. Saatlerin fiyatlarını sordum, çok yüksek rakamlardan bahsetti. Şaştım. Neyse bütçemize uygun bir saat aldık. Çıkarken saatçiye döndüm. Kardeşim dedim,
bütün buradaki saatlerin fiyatlarını biliyor musunuz? Evet dedi. Bak saatçi kardeş, ömrün saatleri bunlardan daha kıymetlidir. Aman ha, o saatleri de iyi değerlendirmeye çalış dedim. Tebessüm etti ve inşallah dedi, anlaştık ve vedalaştık. O seyahat ise kabre, haşre, ebede giden beşer yolculuğudur. Bu yolculuktan biraz bahseder misiniz Gül dedem? Sevgili Taha Yasin, ana rahminden dünyaya gelişimize doğum deniliyor. Dünyadan kabre göçüşümüze ölüm deniliyor. Öldükten sonra dirilişimize bas deniliyor. Kabir hayatı da çok çeşitlidir. Bazıları o kadar daralacak ki, şu diriliş ne zaman gelecek diye sabırsızlanacaklar. Bazıları mahşer günü geldiğinde kendilerini sanki kabre biraz önce konmuş sanacaklar. Şehitler kendilerini ölmüş bilmeyecekler. İlim tahsil ederken vefat edenler orada ilimlerini tamamlayacaklar. Kıyamet kopup kabirlerden çıkıldığında insanlar mahşer meydanına doğru yol alacaklar. Mahşer meydanı çok uzun bir mesafededir. İşte bu mesafeyi kimileri sürünerek alacak, kimileri düşe kalka gidecek, kimileri ayak altında ezilecek, kimileri koşacak, kimileri de rüzgar gibi, şimşek gibi gidecek, kimileri hayal gibi geçecek ve bir anda yolu tamamlayacak. Amele göre, takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede kat ederler. Bir kısım ehli takva berk gibi bin senelik yolu bir günde keser. Bu paragrafı açar mısınız Gül dedem? Bir senelik yol hicri yıl 360 gündür. Bin seneyi 360 ile çarpsak, bir günde bin senelik yolu 360 bin kat süratle keser, yani gider demektir. Herkes ameline göre bir hıza sahip olacak. Bir kısım ehli takva ise bu mesafeyi rüzgar gibi ve hayal gibi bir anda alacaklardır. Mustafa kardeşim. Bir kısmı da hayal gibi 50 bin senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Kur'an-ı Azimüşşan şu hakikati iki ayetiyle işaret eder. Bu ayetler hangi ayetlerdir Gül dedem? 50 bin senelik ve bin senelik mesafelerin geçtiği ayetler şunlardır. Bismillahirrahmanirrahim. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ بسم الله الرحمن الرحيم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün bu işler sizin hesabınıza göre 1000 yıl tutan bir günde ona yükselir. Secde suresi 5. ayet. İkinci ayet, melekler ve ruh miktarı 50 bin sene olan bir günde ona yükselirler. Me'aric suresi 4. ayet. Üstadımıza göre bu mesafenin uzaklığı ayrı olmakla birlikte bu mesafeyi kimileri 1000 yılda, kimileri de 50 bin yılda kat etmektedirler. Bir hadis-i şerifte, o miktarı 50 bin sene olan bir günde olacaktır buyurması üzerine ey Allah'ın Resulü bu ne kadar uzundur dediler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam nefsimi elinde bulundurana yemin ederim ki o mümin için hafifleştirilecektir. Hatta dünyada kıldığı bir farz namazı kadar hafif olacaktır buyurdu. Şimşek için 1000 senelik yol bir günde alınacak. Hayal için de 50 bin senelik yol bir günde alınacak denilmiş. O bilet ise namazdır. Namaz nasıl bir bilet oluyor Gül dedem? İnsanın kendi ömür sermayesi ve kuvvetiyle Allah'ın sayısız ihsan ve ikramlarına karşılık vermesi ve şükürde bulunması imkansızdır. Değil bütün nimetlerini, iki gözün şükrünü bile binlerce sene ibadet etse karşılığını veremez. Ama Cenab-ı Hak kereminden insana diyor ki
Siz benim emrettiğim namazı kılın. Ben sizi bütün nimetlerime ve ihsanlarıma şükretmiş gibi sizden kabul edeyim. Namaz sayesinde sizi şakirler sınıfından yazayım. İşte namaz şükredenler sınıfına yazılmak için çok değerli bir bilettir. İnsanın böyle cazip bir teklife ilgisiz kalması akıl kârı değildir. Namaz Allah'ın sayısız nimetlerine teşekkür etmek için bir fırsattır. Bir tek saat beş vakit namaz abdestine kâfi gelir. Bu cümleyi biraz açıklar mısınız Gülde'den? Taha Yasin kardeşim, beş vakit namaz bir saat tutmuyor. Farz namaz daha az tutuyor. Sünnet namaz da Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ümmetine bir hediyesidir. Ramazan'da teravih namazı kaç rekat? 20 rekat. Kaç dakikada kılınıyor? 20 dakika kılınıyor. Farz namazlar 20 rekat. Demek ki bir saatte abdestle birlikte farz namazlar kılınır. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.